Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz insanda dolaşım sisteminde kaldık en son buradan devam edelim şimdi insanda dolaşım sistemi kalp damarlar ve kandan oluşur biz bunların hepsini teker teker işleyeceğiz bu videomuzda arkadaşlar kalpten ve damarlardan bahsedeceğim sonraki videoda ise büyük ve küçük dolaşımdan daha sonra kandan bahsedeceğiz Sonra da arkadaşlar kanla doku hücreleri arasında nasıl bir alışveriş gerçekleşiyor? Starling hipotezi dediğimiz hipotezden bahsedeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi kalbe baktığımız zaman arkadaşlar yerini hepimiz biliyoruz değil mi? Göğüs boşluğunda bulunur, ee, akciğerlerimizin arasında bir yumru büyüklüğünde olan yapımızdır, organımızdır arkadaşlar, kalbimiz. Ee, kalp 3 tane tabakadan oluşuyor. Bu tabakalar dışarıdan içeriye doğru saydığımız zaman perikard, miyokard ve endokard tabakasıdır. Endo zaten iç demek, en içte bulunan tabakadır. Perikard en dışta bulunur, ortada ise arkadaşlar miyokard tabakası vardır. Şimdi perikard tabakasına baktığımız zaman perikard tabakası kalbi dıştan sarar ve arkadaşlar iki katlı bir zardır, zardır bağ dokudan oluşmuştur bu zar İçerisinde lenf sıvısına benzeyen bir sıvı vardır. Arkadaşlar bu sıvı kalbin çalışması sırasında sürtünme kuvvetini azaltır ve ısınmayı da yine en aza indirir. Çünkü kalbimiz sürekli çalışan bir organ sürekli çalıştığı için de mecburen bir sürtünme olayı oluşacak. Bu sürtünmeyi en aza indiriyor bir de ısınma olayını da en aza indiriyor perikard tabakası. Gelelim myokart tabakasına. Myokart tabakası bizim için daha önemli. Yani bilgi açısından daha önemli arkadaşlar. Kalbin kas tabakası. Hani kalp kasından bahsetmiştik ya. İşte kalp kası burada bulunuyor ve kalbin çalışmasını sağlıyor. Arkadaşlar bu kas tabaka kulakçıklarda incedir. Karıncıklarda kalındır. Ayrıca karıncıkları da karşılaştırsak sol karıncık sağ karıncıktan daha kalındır. Peki neden? Çünkü bizim sol karıncığımızdan çıkan kan tüm vücudumuza gider. Yani vücuda yayılır. Dolayısıyla arkadaşlar hızlı bir şekilde kasılıp yani güçlü bir şekilde kasılması gerekiyor. Hızdan kastım bu. Güçlü bir şekilde kasılması için de kalın bir kas tabakasına sahip olması gerekiyor. Bu yüzden de sol karıncık daha kalındır. E sağ karıncıktan çıkan kan sadece akciğerlere gidiyor temizlenmek için. Dolayısıyla o kadar bir kalınlığa ihtiyacı yok. Bu yüzden de sol karıncık daha kalın bir karıncık arkadaşlar. Şimdi bir de e, kalbin beslenmesinden ben bahsedeyim çünkü beslenmesi bu tabakada gerçekleşiyor. Arkadaşlar kalp kendi içerisine gelen kanda besin be, e, beslenmiyor. Yani şöyle düşünün. Kalbin içerisine giren kanda sonuçta besin maddesi yok mu? Var. E, bu besin maddelerinden kandaki hücreler direkt olarak yani kalpteki hücreler direkt olarak beslenemiyor arkadaşlar. Peki nasıl besleniyor? Aorta damarından ayrılan bir e, damar vardır arkadaşlar. Bu damar miyokartın içerisinde dallanıyor ve kalbi besliyor. Biz bu damarlara koroner damarlar diyoruz. Koroner damarlar. O zaman kalbi besleyen damarların adı neymiş? Koroner damarlarmış. Arkadaşlar bu damarlar eğer tıkanırsa kalp iyi beslenemez ve enfarktüs dediğimiz kalp krizi meydana gelir. Kalp krizinin sebebi bu damarlar damarlardır unutmayın. Şimdi eee Kalbin beslenemediğinden bahsettik. Hani kendi içerisinde dolan kandan beslenemediğinden bahsettik. Bunun sebebi de kalp duvarları içerisinde bulunan endokart tabakası arkadaşlar geçirgen değildir. Geçirgen olmadığı için de hücrelere besin maddesi geçmiyor. Bu yüzden kalbe gelen kan besin bakımından, bakın oksijen ve karbondioksit bakımından demiyorum ama diğer tüm besinler bakımından hiçbir değişikliğe uğramadan çıkar. Sadece oksijen karbondioksit dengesi değişir ama geriye kalan hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Gelelim en içteki tabakamıza endokar tabakası. Bu da arkadaşlar epitel dokudan oluşmuştur. Tek katlı yassı epitelden oluşmuştur ve kan damarı bulundurmaz. İçerisinde bulunan e, ee, yapı sayesinde yani salgıladığı maddeler sayesinde kar kayganlığı artırır ve böylece sürtünmeyi azaltır arkadaşlar. İşte kalbin tabakaları bu şekildedir. Neymiş en dıştaki tabaka? Perikard. Ortada miyokard, en içte de endokard tabakası. Miyokard tabakası kalbi besleyen damarları barındırıyor. Neymiş bunlar? Koroner damarlarmış. Bunu da unutmayalım. Koroner damarlar hangi damardan çıkıyor? Aort, atar damarından çıkıyor arkadaşlar. Evet geliyorum şimdi kalbi besleyen pardon kalbin damar bağlantılarına. Arkadaşlar şimdi ilk önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Kalpten çıkan damarlara biz atar damar diyoruz. Kalbe gelen damarlara da toplar damar diyoruz. Atar damarlar arter toplar damarlar da ven olarak isimlendirilir. Şimdi bizim kalbimizin üst tarafında iki tane kulakçık, alt tarafında da iki tane karıncık var. Bunu zaten memeliler ve kuşlardaki kalp yapısında bahsetmiştik. Arkadaşlar bunların arasında kapaklar vardır. Bakın hatta şöyle yazalım isterseniz hepsini. Ne dedik? Üst tarafta iki kulakçık, alt tarafta da iki tane karıncık var. Her zaman için, bakın her zaman için tersini düşüneceksiniz. Mesela sağ yazıyorsunuz ya, sağ tarafı sol gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Ayna görüntüsü gibi düşüneceksiniz. Burası sol kulakçıktır sol kulakçık. Yani düşünün ki kendi kalbinizi almışsınız böyle önünüze. O şekilde e, isimlendiriyorsunuz. Dolayısıyla tam tersi dönecektir, değil mi? Burası da sağ kulakçık. Sağ kulakçık. Burası sol karıncık. Sol karıncık. Burası da arkadaşlar sağ karıncıktır. Sağ karıncık. Peki. Gelelim şimdi aralarında bulunan kapaklara. Arkadaşlar bunların arasında kanın geri dönmesini engelleyen kapaklar vardır. Nedir bu kapaklar? Triküspit ve biküspit kapaklardır. Bakın kalbimizin sağ kulakçığıyla sağ karıncığı arasında triküspit kapak bulunur. Tri küspit kapak. Neden triküspit? Üçlü kapak olduğu için arkadaşlar triküspit şeklinde isimlendirilmiştir. Sol tarafta ise sol kulakçıkla sol karıncık arasında biküspit kapak bulunur bir küspit kapak. Peki bu kapaklar ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu kapaklar kulakçıklardan karıncıklara doğru açılıyor. Dolayısıyla kulakçıktan karınca doğru kan giderken açılarak daha kolay bir şekilde dökülmesini sağlar. Ayrıca şimdi bu kapaklar tam tersi yönünde ne yapacak? Kapanacak değil mi? Arkadaşlar karıncıklar kasıldığı zaman da kapanarak kalpten kanın kulakçıklara doğru çıkmasını engeller. Yani geri püskürmeyi de ne yapıyor? Engelliyor. Eğer bu kapaklarda sıkıntı olabilirse arkadaşlar üfürüm dediğimiz bir olay ortaya çıkabilir. Üfürüm neydi? Üfürüm genelde çocuklarda görülür ama sonradan kapanır bu durup e, durum. Şöyle şu kapaklarda işte bir aksilik olabilir. işte ne bileyim bir delik olabilir. Delik gibi düşünmeyin de hani tam kapanmıyor olabilir arkadaşlar. Üfürüm meydana gelir. Yani bir miktar kan geri sıçrar. Geri sıçraması eğer çok miktarda sıçrıyorsa tabii ki sıkıntılı bir durumdur ama genelde çocuklarda olur. Bebekler hani yeni doğduğu zaman görülür. Sonrasında yavaş yavaş kapanır. Kalp gelişimini anca tamamladığı için. Şimdi bir küsbit ve triküsbitten de bahsettik. Peki neden bir tarafta ikili? Neden bir tarafta üçlü? Neden? Arkadaşlar bizim vücudumuzdaki kanın %60'ı kirli kandır. Yani %60'ı nerede? %60'ı Toplar damarlarda. Dolayısıyla kalbe gelen kirli kan miktarı daha fazladır. Kirli kan miktarı fazla olduğu için e, sol sağ taraftaki kan miktarı daha fazla olacak. Dolayısıyla daha hızlı bir şekilde sağ karınca insin diye arkadaşlar ve ayrıca geri püskürme olayı burada tamamen ortadan kaldırılabilsin diye üçlü kapakçık vardır. Sol tarafta öyle bir durum yok. İkili kapakçık gayet yeterli oluyor. Şimdi biz kulakçıklara bu arada atrium diyoruz. Karıncıklara da arkadaşlar ventrikulus diyoruz. Şimdi gelelim damarlara. Arkadaşlar e, bir de atar damarların kalpten çıktığı yerlerde yarım yarım ay kapakları vardır. Yani şöyle düşünün. Mesela bizim sağ karıncığımızdan bakın sağ karıncığımızdan şuradan maviyle çizmişim. Bakın şu şekilde. Akciğer atar damarları çıkar. Yani şunlar neymiş? Hatta ben mavi kalemle yazayım. Daha iyi olur. Arkadaşlar buradan akciğer atar damarları çıkar. Akciğer atar damarı. Kalpten çıkan damarlara ne diyorduk? Atar damar diyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar bizim sağ karıncığımızdan çıkan damar nereye gidecek? Akciğer atar damarı akciğerlere. Neden oraya gidiyor? Çünkü temizlenmesi gerekiyor kanın. Karbondioksit akciğerlerde dışarı verilecek. Oksijen alınıp temizlenecek temizlendikten sonra da nereye gelecek arkadaşlar? Bizim tekrardan kalbimize gelecek. Dolayısıyla akciğerlerden gelen şu küçük damarlara da arkadaşlar biz ne diyoruz? Akciğer toplar damarı diyoruz. Bakın kalbe gelen damarlara toplar damar diyoruz ya. Akciğerlerden geldiği için bu damarlara da akciğer toplar damarı diyoruz. Bir de başka damarlarımız var bizim. Nedir bu damarlar? Ee, arkadaşlar sol karıncıktan çıkan ve bizim vücudumuzun en büyük damarı olan damarımız aort atar damarıdır. Aort atar damarı. Bu bütün vücuda kan gönderen damardır. Çeşitli dallara ayrılır ve bu dallar sayesinde de vücudumuza temiz kanı yayar. Bir de kirli kanı toplayıp getiren damarlarımız vardır arkadaşlar. Bunların üst tarafta olanına biz üst ana toplar damar üst ana toplar damar. Alt tarafta olanına ise alt ana toplar damar diyoruz. Büyük ve küçük kan dolaşımını anlatırken burayı daha iyi anlayacaksınız. Bakın mantığını şöyle kurun. Kalpten çıkan damarlara atar damar diyoruz. Kalbe gelen damarlara da toplar damar diyoruz. Eğer ki Kan nereye gidiyorsa bakın akciğerlere gidiyorsa ve kalpten çıkmışsa biz bu damara ne diyoruz? Akciğer atar damarı diyoruz. Eğer vücuda gidiyorsa ve kalpten yine çıkmışsa buna da ne diyoruz? Aort atar damarı diyoruz. Akciğerlerden geliyorsa arkadaşlar kalbe geliyorsa kalbe gelen damarlara ne diyoruz? Toplar damar. Akciğerlerden geldiği için akciğer toplar damarı diyoruz. Ve bir de yine Akciğer pardon tüm vücuttan geliyorsa arkadaşlar kirli kan kalbe geliyorsa üst taraftan gelen damara üst ana toplar damar alt taraftan gelene de alt ana toplar damar diyoruz. Evet böylece e, damarları da bitirmiş olduk. Peki bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar atar damarların kalpten çıktığı yerde yarım ay kapakçıkları bulunur. Yarım ay kapakçıkları neden? damara çıkan kanın geri dönmesini engellemek için bu sadece kalpten çıkan atar damarlarda vardır. Yani şöyle düşünün mesela akciğer atar damarı buradan çıkıyor. Ya, şurada bir yarım ay kapakçığı vardır. Hani şekil çok karışmasın diye çizmedim. Burada bir yarım ay kapakçığı vardır. Bu kapakçı işte kan kalpten çıktıktan sonra kapanarak tekrardan geri dönmesini engeller arkadaşlar. Şimdi gelelim damar bağlantılarını anlattıktan sonra kalbin çalışma mekanizmasına. Arkadaşlar kalbin çalışma mekanizmasını şöyle anlatacağım ben. İlk önce şunu söyleyeyim. Kalbimiz kendi uyarısını kendisi oluşturur. Yani direkt olarak beyinden gelen bir sistem, bir sinir, bir sinir kalbi az daha düşüyordum bu arada sandalyede. Ee, bir sinir arkadaşlar kalbi çalıştırmaz ya da durdurmaz. Sadece şöyle yapar. Otonom sinirler kalbin çalışmasını hızlandırır ya da yavaşlatır. Hani sempatik, parasempatik sinirler vardı ya bu sinirler ne yapıyor? Ya hızlandırıyor ya da yavaşlatıyor. Bir de hormonlar. Mesela adrenalin gibi hormonlar ne yapıyor? Kalbin çalışmasını hızlandırıyor. Asetil kolin de ne yapıyor arkadaşlar? Kalbin çalışmasını yavaşlatıyor. İşte bu şekilde hızlandırma, yavaşlandırma durumu olabilir. Ama kendi uyarısını kendisi oluşturduğu için kalp dursun, kalp çalışsın gibi herhangi bir uyarı veremez beynimiz. O yüzden beyin ölümü gerçekleştiği zaman kalp çalışmaya devam edebilir. Kalbin kasılmasına sistol, kalbin gevşemesine de diastol diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi bizim kalbimizde kulakçık ve karıncıkların kasılıp gevşemesi birbirine zıttır. Yani şöyle düşünün. Kulakçıklar kasılırken karıncıklar gevşer. Karıncıklar kasılırken de kulakçıklar gevşer arkadaşlar. Bu sayede de sirkülasyon gerçekleşiyor. Yani mesela diyelim kulakçıklar kasıldı. Ne olur? Kan karıncıklara dolar. Karıncıklar kasıldığında da kan kulakçıklara dolar. Tamam bu şekilde düşünün. Heh, zaten burada söyledik. Şimdi bir kalbin çalışması yani bir kalbin kasılıp gevşemesi 0.85 saniye sürüyor. Yani bir saniye bile değil, bir saniyeden daha az sürüyor arkadaşlar. Bunun 0.15 saniyesinde kulakçıklarımız kasılıyor, 0.30 saniyesinde karıncıklar kasılıyor. 0,40 saniyesinde ise kalp dinleniyor. Mecburen dinlenmek zorunda değil mi? Çünkü sonuçta o kas da yoruluyor. O 0,40 saniye içerisinde bizim kalp kasımız dinleniyor arkadaşlar. Şimdi bizim kalbimizde özel sistemler vardır. Nedir bunlar? Mesela özel hücre kümeleri vardır. Özel hücre demetleri ve lifleri bulunur arkadaşlar. Bunlar sayesinde zaten kalp çalışmasını düzenliyor. Peki nedir bunlar? Mesela sinüatriyal düğüm dediğimiz bir düğümümüz vardır. Atrioventriküler düğüm vardır. His demetleri ve Purkinje lifleri vardır. Şimdi bakın şöyle ben size hemen bir kalp çizeyim buraya. Kalp üzerinde göstereyim arkadaşlar bunların yerini. Bakın. Tabii bizim kalbimiz bu şekilde değil ama şimdi öyle uzun uzun o şekli çizmeyeyim ben. Bu şekilde bir kalp olduğunu düşünelim. Sağ taraf şey pardon sol taraf sağ taraf değil mi? Arkadaşlar Bizim sol kulakçığımızın üstünde şurada bir yerde sinatriyal düğüm dediğimiz düğümümüz vardır. Sinatriyal düğüm. Sinoatriyal düğüm. Biz bu düğme kısaca SA diyoruz. Sinatriyal düğüm. Hemen alt tarafta bakın şurada, şurada bir yerde atrioventriküler düğüm vardır. Atrioventriküler düğüm vardır. Düğüm. Buna da arkadaşlar kısaca şöyle av ediyoruz. Bir de şöyle karıncıkların tamamına yayılmış olan atrioventriküler düğümden çıkan uyarıları karıncıklara yayan his demetleri vardır. His demetleri. Bir de Purkinje lifleri var. Arkadaşlar Purkinje lifleri bizim kalbimizin tamamını kaplar. Yani şöyle düşünün şu şekilde yeşile çiziyorum hani çok belli olmaz ama fotokopide özellikle çok çıkmayabilir. Siz böyle çizin. Purkinje lifleri. Peki bunlar ne işe yarayacak? Arkadaşlar biz ilk önce Purkinci Eliflerimiz e, uyarıyı oluşturuyorlar ve bu uyarıyı nereye aktarıyorlar? Sinatriyel düğüm aktarıyorlar. Ama biz hep şöyle düşüneceğiz. Bakın Purkinje Eliflerini hiç katmayın. Ama Purkinje Eliflerinin bir uyarı oluşturduğunu bilin. Yani tüm kalbimize yayıldığını bilin arkadaşlar. Ne yapıyor biliyor musunuz? İlk önce kulakçıklara kan doluyor. Şimdi kulakçıklara kan dolduğu zaman bu kanın nereye gitmesi lazım? Karıncıklara. Dolayısıyla buradaki sünatriyel düğüm uyarılıyor ve kulakçıklar kasılıyor. Yani sünatriyel düğüm ne yapıyormuş? Kulakçıkların kasılmasını sağlıyormuş. Sonra arkadaşlar şu arada bulunan kapaklar vardı ya. Triküspit ve biküspit kapaklar. Bunlar açılıyor ve kan nereye doluyor? Karıncıklara. Kan karıncıklara dolduğu zaman da şimdi bunun bu kanın hem akciğerlere hem de tüm vücuda gitmesi gerekiyor. Bu sefer ne olacak? Atrioventriküler düğüm uyarılacak ve e, his demetlerine yayılacak arkadaşlar uyarı. Sonuçta his demetleri tüm karıncıklara yayılıyor ve tüm karıncık uyaracak, uyarılacak. Karıncıklar kasıldığı anda triküspit ve biküspit kapaklar kapanıyor. Neden kapanıyor? Kan geri gitmesin diye. Kan geri gitmesin diye kapandı ve yarım ay kapakları açıldı. Yarım ay kapaklık kapakları neredeydi? Atar damarların kalpten çıktığı yerdeydi. Yarım ay kapakları açılır arkadaşlar ve kan nereye gider? Damarlara gider. İşte bizim kalbimizin çalışması bu şekilde böyle bir sırayla olur. Nasıl aklımıza tutacağız? İlk önce sinatriyel düğüm. Sonra atriyoventriküler düğüm sonra da Bakın zaten bu şekli böyle gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman ve bir kere de hani böyle siz çizin üstünde gösterin ne olduğunu neyin nerede olduğunu nasıl çalışması gerektiğini de zaten anlarsınız. Bakın kulakçıklara kan doldu. Sinoatriyal düğüm uyarıldı ve kulakçıklar kasıldı. Kasıldığı anda kan nereye doldu? Karıncıklara. Karıncıklara dolabilmesi için de burada triküspit ve biküspit kapakların açılması gerekiyor. Açıldı karıncıklara doldu. Karıncıklara dolduktan sonra atrioventriküler düğüm uyarıldı. Sonra his demetlerine gitti uyarı. Tüm karıncıklar kasıldı ve kan damarlara çıktı. Evet işte bu şekilde arkadaşlar kalbimizin çalışma mekanizması. Hatta ben bunu... E, lise öğrencilerini anlatırken böyle biraz daha onların dikkatini çekecek şekilde anlatıyorum tabi ama Şimdi biz biraz daha yetişkin olduğumuz için bizim dikkatimizi yani sizin dikkatinizi çeker mi bilmiyorum ama ben yine de anlatayım Siz de kullanırsınız ileride anlattığınız zaman Diyelim ki e, Şöyle bir kafede oturuyorsunuz işte Bütün masalar tıklım tıklım dolu Böyle işte sizin hoşlanacağınız birisi böyle girdi içeriye Sonra ee, geldi masada bir tek sizin yanınız boş Diğerleri herkes ikişer üçerle oturuyor Siz tek başınıza oturuyorsunuz O da tek başına gelmiş Geldi yanınıza dedi ki selamün aleyküm Selamün aleyküm'ü duydunuz değil mi Ne oldu kulaklar kulakçıklar bir kasıldı Selamün aleyküm dedi Kulakçıklarınız kasıldı yani kulaklarınız duydu Sonra ne oldu Bakın sen de dedin ki Aleyküm ve selam dedin Ve aleyküm selam diyoruz ya normalde Ve aleyküm selam diyecek yerde aleyküm ve selam dedin daha sonra aranızda bir his oluştu arkadaşlar. Sonra ne oldu bakın? Karnınızda kelebekler uçuşmaya başladı. Karıncıklarınız kasıldı. Karıncıklar kasılınca da hop dolaşımınız hızlandı. Yani kanı attı damarlara çıktı. Bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Ama dediğim gibi biz yetişkin olduğumuz için bizim böyle çok fazla dikkatimizi çekmeyebilir ama TTYT öğrencilerinin işte 11. sınıf öğrencilerini anlatırken çok dikkatini çekiyor. Siz de yine inşallah sene yatandığımız zaman kullanırsınız arkadaşlar. Geçelim bir diğer konumuza damarlar diyeceğiz ama ben bu videoyu burada bitireyim ee, şöyle yapayım bir sonraki videoda damarları çekeyim arkadaşlar size hem bu video çok uzun olmasın evet atardamar toplardamar bayağı bir uzun olacak sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın.